Yapısını inceleyeceğiz. Burada da istek şu. Örneğin kullanıcı ID'si 5 ile 25 arasında olan kayıtları getir. Böyle bir işlem gerektiğinde between end kullanılabilir. Temiz bir kullanımı var. Yani diğer karmaşık yapılarla da yapılan işlemlerde daha sade kullanılabiliyor. Select employee üzerinden sorgu yapıyorum. Ver salary. Between and arasında olan bu işlemi başka nasıl yapabilirim? Fikri olan. Mantığını end ile yaparız. O öyle değil. End ile bunu yapabiliriz. Şunu yapalım mesela. Or ve end versiyonu. Sayısal işlemlerde kullanımıydı. Bunun bir de metinsel kullanım örneğini yapalım. Bunun için de isim bilgileri üzerinde yapabiliriz. Mesela soy isimle yapalım. From employees where last name between soyadı King ve Smith arasında olanlar. Buradaki mantıkta gene alfabetik sıralamaya bakıyor. İsimleri listelediğimde ascending olarak A'dan Z'ye doğru sıralandığını söylemiştim. Burada da diyorum ki King ve Smith arasında olanlar istendiğine göre K ile başlayanlar alfabetik olarak S ile başlayanlara kadar olanları getir. King, K, L, M, N, O diye gidiyor. D, R, S. Bakın S en son. Simit.
tersi yok mu şu an? Simit'ten öncekiler geliyor şu an. King ile Simit arasındakiler geliyor. Simit'ten öncekiler de gelmiş oluyor. Sağ ile başlayalım. Şu an gelmez. Çünkü K ile S arasında, King ve Simit arasında olacak. Mantık şu. K ve S ile başlayanlar arasında, bunlardan da King ve Simit arasındakiler. Jump History tablom var. Burada da Start ve End Date bilgileri var. Bunların arasında bir işlem yapabilirim. Bunu da employee ID ...98 ile 2005 arasında ki tarihsel değerlerin bilgilerini istedim. Şu an 2006 var mesela normal listelemede, en tepede. 4 kredi kaldı. Burada da in ve not in gibi bir olumsuzluk eki var. Not between and. Mantık aynı. Bu ve bu aralık arasındakiler hariç olanları getir. Test edebilmek için salary bilgisini de aldım. Bu maaş aralığında olmayan kayıtlar. Mesela burada 6000, 9000 de geliyor. Ben bunları göreyim şöyle almadığını. 5 ile 15 bin arasında yapacağım. Bunlar gelmeyecek.